Herkese merhaba tekrar. Bugün sizlere daha önceki videomuzda yapmış olduğumuz penye iplerle değişik bir paspas ip kullanarak farklı bir paspas yapmayı göstereceğim. İp kullanarak dedik, ben şu ipi tercih ettim kullanmayı. Bu ip patik ipi. 2 kat olsun istedim çünkü paspas olduğu için üzerine basıldığında hemen eskimesin diye. Şöyle penye ipimizi alalım. Şöyle 3 tane zincir çekelim. Penye ipi zincirle ipin arasına sabitliyoruz. Şu şekilde olacak. Gördünüz. Sonra birer ya da ikişer zincir çekerek onu zamanla siz ayarlayacaksınız. Ben bir zincir çekiyorum. Bu şekilde sık iğneler yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört tane. Bir de şurada sabitlediğimiz yer 5 tane sık iğne yaptık. Şimdi bunu şu şekilde birleştirelim. Başlangıç olan zincirin içine batıyoruz ki sökülmesin diye. Bu şekilde. Şimdi iki zincir çekip alttaki sık iğnelerin içine batarken penyemizde araya alıyoruz. Bir, iki zincir çektik. Aynı sık iğnenin içine tekrar batıyoruz. İlk aşamalarda biraz karışık görünebilir gözümüze. Ama bittiği zaman güzel oluyor. Bir önceki sıradaki her sık iğneye 2 defa batıyoruz. Ördüğümüz paspasımızı bayağı bir büyüttük. Tabii büyüklük sizin elinizde olan bir şey. İstediğiniz büyüklükte yaparsınız. Ben bu büyüklüğü tercih ettim. Yalnız örerken size hiç penye ip bittiğinde nasıl birleştirilir onu anlatmamıştım. Şimdi size onu tarif edeceğim. Bakın şurada penye ipimiz bitti. Bittiği zaman biz başka bir penye ipin ucunu şu şekilde yapıyoruz. Bunun arasını açıyoruz. Bunu buraya koyuyoruz. Şöyle kıvırdığımızda bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi şöyle örmeye devam edelim. Evet, böyle eklem yerine geldiğimiz zaman hiç belli bile olmuyor. İplerde herhangi bir düğüm de olmuyor. Hem çok çabuk ilerliyor. Hem de kullanışlı bir paspas oluyor.
Evet hanımlar, biz burada bitirdik paspasımızı. Bu ölçü bize yeterli. Elimizde bulunan sakallı iple de son olarak kenarına şu şekilde aralarına ikişer zincir çekerek şöyle başına bir tane atıp trabzanlar yapıyoruz. Bu şekilde bir sıra dolanacağız. Hem daha güzel görünmüş olacak, hem elimizdeki ipi değerlendirmiş olacağız. Paspasımızı bu şekilde tamamladık. Yaklaşık olarak çapı 1 metreden fazla. Kenarına da böyle sakallı ipten bir kenar yaptık. Güzel olduğunu düşünüyorum. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın, diğer videolarımı da takip etmek için. Teşekkür ediyorum hepinize. Kolay gelsin.